Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, 50 yıllık absürt Kıbrıs krizini sona erdirmek için iki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldiğine inanıyorum. Straw'un açıklamaları Yunanistan'da deprem etkisi yaptı. Yunan medyası provokatif olmakla suçladığı Straw'un Yunanlıları Türkiye'ye teslim olmaya çağırdığını yazdı. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, yarım asırdır çözülemeyen Kıbrıs sorununa ilişkin önemli bir çağrıda bulundu. Straw, Kıbrıs sorununun çözülmemiş olduğu bir safhada, 1 Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği üyesi olmasının kendi bakanlığı dönemindeki en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi. AB, pasaportu satarak milyoner Ruslara güvenli bir sığınak haline gelen Rum tarafının Kuzey Kıbrıs ile uzlaşmaya yönelik tüm mantıklı planlara direnerek birçok müzakerecinin dikkatini dağıttığını belirten Straw, açıklama basit. Kuzey ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Güney'in şu anda sahip olduğu gücü zayıflatacağına inanıyorlar dedi. Yıllardır Kıbrıs sorununu araştırdığını söyleyen Straw, bu çıkmazı ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Bu da AB'nin ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere önemli uluslararası ortakların Güney bir kez olsun iyi niyetle müzakere yapmadığı sürece adanın bölünmesinin masada olacağını beyan etmeleridir dedi. 3 yıl önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB aday için iki devletli çözümü asla kabul etmeyecek sözlerine atıfta bulunan Straw, neden hiç olmasın? Avrupa'da ve ötesinde bölünmenin devam eden çatışmalara karşı en iyi çözüm olduğu pek çok örnek var. Üstelik bölünme olasılığı Güney'i uzlaşmaya sevk edebilecek. Çünkü aksi takdirde kuzeylerinde tamamen ayrı uluslararası kabul görmüş, bağımsız bir devlete sahip olacaklardır dedi. Von der Leyen'in 2021'deki görüşünü gülünç kılan mevcut durumun absürtlüğü olduğunu dile getiren Straw, kuzeydeki masum insanlar, müzakerecileri defalarca işbirliği yapıp güneyden gelen inatçılıkla karşı karşıya kalırken, neden uluslararası izolasyonun verdiği rahatsızlık nedeniyle cezalandırılmaya devam etsin ifadelerini kullandı. Straw, Kıbrıs sorunu konusunda duruş değişikliğinin Birleşik Krallık tarafından dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi. Straw'un Kıbrıs sorununa ilişkin makalesi Yunanlıları küplere bindirdi. Yunan medyası, provokatif olmakla suçladığı Straw'un Yunanlıları Türkiye'ye teslim olmaya çağırdığını yazdı.